İbrahim Saraçoğlu problem hakkında ne diyor? Bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı etkilerden dolayı kanser oluşumunu etkilediği engellediğini söylemektedir. Propolis iltihap kuruturumu. Propolis çok fazla hastalığın tedavi edilmesinde kullanılan doğal bir antibiyotiktir. Propolis'in faydalarının en önemlisi bağışıklığa karşı katkısıdır. Nasıl kullanılır? Aç mı, tok mu? Damla, sifre, sıvı formlarında vesaire var. Toz halinde aç veya tok halinde kullanmak mümkündür. 16 ay içerisinde düzelme gözlenmektedir. Bu nedenle propolis karaciğerleri aşırı tüketimde mideye ve karaciğeri yorar. Her şey de olduğu gibi. Yarım çay kaşığı sıvı propolis tüketmek iyi bir ölçüdür. Aşırı tüketiminde yorar. Balın faydaları nelerdir? Balın faydaları da kalori ve eşdeğerli olmak üzere iyidir. Bir kaşık bal işte sindirim sistemiyle ilgili çeşitli hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. Mideden geçerken mikropları yok eder. Mukoza zarında da küçük yaraları iyileştirir. Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olan, mide ağrılarını hafifleten çok önemli mucizevi bir yiyecek bal. Sabahleyin enerji seviyesini yükseltir. Günlük ne kadar? 6-10 kaşık bal enerji için çok faydalı. Yetişkinlerin günlük 3-5 yemek kaşığı 6-10 kaşık bal tüketmeleri gerekli. Tabii bu kadar değil. Tabii yani her şeyin azı kadar çoğu zarar. Ilık su ile tüketildiğinde balın içindeki şeker sağlıklı kalori kaynağı olan doğal bir şekerdir. Evet, kardiyovasküler sağlığı destekleyici yiyeceklerden biridir. Bal ve ceviz. Ceviz aynı zamanda beyin için de önemli, zeka için de önemli. Bal tüketildiğinde akciğerleriniz beslenir ve çeperlerinizin esnekliği de artar. Öksürmeyde de bal iyi. Kansızlığa mezafı da giderir. Peygamberimizin de yine bal tefsiri var. Balı sevdiği ve ashabıyla bölüştüğü ile ilgili hadisler var, rivayetler var. Bal bağırsaklara iyi gelir mi? Soğuk bal şerbeti ishale çok faydalıdır. Sıcak içilirse ishal yapıyor, soğuk içilince ishali kesiyor. Bal ve limon nasıldır? Öksürüğe değil de astım ve boğaz kuruluğu gibi şikayetler iyi gelir. Limonda C vitamini olduğu için. Bal tıkalı damarları aşağı mı? Damar esneklikleri kaybediyor, tıkanıyor. Tarçınlı bal da damarlar için yeniden canlandırıyor. Tarçın da çok çok faydalı. Ceviz hangi organa iyi geliyor? Beyin sağlığı için çok önemli vitamin ve mineral kaynağı. Muz, bal ve ceviz karışımında sindirim sağlığına iyileşmesinde yararlı. Bal ve muz sindirim sağlığımızı iyileştirmeye oldukça yararlı. Ceviz, Juglanaceae familyasından. Ceviz geçen sene üniversite sınavında sorulmuştu. Bal güçlü bir antiseptiktir. Yenildiğinde çok çok faydası var. Su ile tüketildiğinde, ılık su ile tüketildiğinde şeker kalori sağlamış oluyor. Ciğerlere, kansızlığa iyi geliyor rivayetleri var. Video beğenmeyi unutmayalım.